Peki gerçekten ne oldu? Bugün yüz binlerce insan, gerçi abartmıyorum, birkaç yüz bin kişi bu görüntüleri internette seyretti, üzerine yorum yapıyor. Ahmet Yılmaz şu anda telefon attığımızda dükkanın sahibi Tuna Erkoç'la telefon attığımızda. Ahmet Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Cüneyt Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl, bu görüntüleri sonradan siz seyrettiniz mi? İnternette ilk kez mi seyrediyorsunuz? Herkes bunları konuşuyor. Evet, işte ilk kez seyrediyorum. Ama bu 45 dakika sürdü bu olay. Öyle mi? Biz sadece Evet. internette olan özellikle bu kısmı. Ahmet Bey, siz Evet. ne oldu? Bıçaklandınız mı o gece? Bilinmeyen kısmını anlatsanıza bize. Biz sizden dinleyelim bir ne olduğunu. O ilk gelen o montlu o arabana bıçağı soktu orada. Öyle mi? Arada görüyorum ben böyle bir şey yapıyor. Kaç kez Evet. bıçakladı sizi? İki yerimden bıçak sokmuş. Farkında değilsiniz olayın o anda. Sonradan mı fark ettiniz? Olay bittikten sonra mı? Yok, sonra fark ettim. Ondan sonra şişeyi vurdum zaten. Ahmet Bey, kaç şişe attığınızı biliyor musunuz o gün? Belki en az 200. 200. Siz Evet. sürekli parasını ödeyeceğim diyorsunuz. Biz sayabildiğimiz kadarını, yani siz 45 dakika diyorsunuz. Biz yaklaşık Evet. 7 dakikalık bir bölümün orijinalini gördük. Bugün alkışlarla yaşıyorum konuda. Onu kısalttık. O Evet. bölümde saydık tek tek. 7 tane vodka şişesi, 21 tane bira, 2 büyük rakı ve bir de cam kırılmış. Şöyle bir kaba hesap yaptık. Sadece bölümde yaklaşık 1 milyara yakın masraf var gözüküyor, ama siz diyorsunuz ki bu kadar değil. 200 şişe fırlattım diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, en azından. Peki bir hesap geldi mi? Çünkü parasını vereceğim diyorsunuz o sırada. Yok, hesap eden isteyen olmadı bakalım şimdiye kadar. Peki şu anda diğer hatta da Tuna Bey var. Tuna Erkoç, tekel bayi sahibi. Tuna Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz o gün dükkandasınız. Ahmet abi gelip olaya müdahale olana kadar oradasınız sanırım. Evet, doğru. Ne kadarlık masraf var acaba? Yaklaşık 4,5 milyar civarında. Dört Sigortada buçuk izin var. milyar. Oysa gelen alkollü grup sizden diyor ki ya şu vodkayı verelim de siz bize 4 tane bira verin karşılığında. Pişman mısınız o takası yapmadığınıza? Hayır değilim. Bir tehdit mi alıyorsunuz? Nedir son durum? Bu insanları siz tanıyor musunuz? Çünkü uzun versiyonda siz içeri girerken ne oluyor diyorsunuz, merhaba diyorsunuz, selamlaşıyorsunuz bu insanlarla. Bu insanlar bir hafta önce aşağı tekel bayiden yine aynı böyle haraç istemeye gelmişti. Evet. O da arkadaşım. Dedim arkadaşım ya etmeyin oradan tanıyorum hani bunlar. Devamlı bizim mahallenin çetesiymiş bunlar. Tanıdık simalar yani bunlar Şimdi baktığınızda. bunlar tabii devamlı Eskişehir'de tüm tekel bayilerden haraç alıyormuş bunlar. Evet. Ama benim üzüm... Sizde de iyi cesaret var ama giriyorsunuz 4 kişiye karşı baya böyle bir hadi bakayım yallah buradan diye kovalıyorsunuz hani. Aya arkadaşım dedim hani yanında olayım. Orada esnaf arkadaşım. Biz olmasanız kim olacak hani yanında? Polis bile olamadı. Tuna Bey, Efendim? siz kızdınız mı Ahmet Bey'e, yoksa iyi yaptın Yok Ahmet hayır. abim diyorsunuz? Biz kanlarını zaten Ahmet abi gibi ben de sonradan fark ettim yerdeki kanlardan. Yani ben ilk normal bir kavga gibi başladı ama bıçaklandığını biz sonradan öğrendik. Yani hakikaten dediği gibi eğer o şişeler atılmasaydı belki içeri girip bizi de bıçaklayıp öldüreceklerdi. Peki. Çünkü olay iyicene gerilmişti. Evet. Son olarak kaç şişe atmış saydınız mı Ahmet Bey arka arkaya? Yaklaşık 4-5 kasa kadar bira rakıyı sayamadık. Hesabı isteyecek misiniz? Hayır, kesinlikle. İstemeyecek.